Ben çocuğuma hangi harçlığı veririm? Hangi kocamın emekli parasını ayırım istemiyorum. Çocuğum bana para gönder demek istemiyorum ben. Neyle geçinelim, neyle? İşte sorun burada. Burada sorun, işte burada. Kızıma azlık gönderiyorum. Kızım dışarıda yemek yemiyor. Param yok demiyor. Dışarının yemeğini yiyemiyorum diyor. Matematik hocası gelecek ve diyecek bu aylıkla sen tok alabilirsin. Üstünde hiçbir şeyim yok. Ne kocamın ne benim. Yok. 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 Yayınlayacaksanız. Yok, yayınlarız. Sıkıntı yok. Ne yayınlamayalım? Yayınlarız. Siz neyle ilgili konuşuyorsunuz? Geçinebiliyor musunuz? Ay sonunu getirebiliyor musunuz? Biz Türk milletiyiz. Müslümanız elhamdülillah. Ne olursa olsun biz geçiniriz. Biz ucunu ucuna getiririz. Hiç kimseye çıkıp açız demeyiz. Devletimiz kim olursa olsun biz devletimize bağlıyız. O bu parti değil. Şu parti bu parti değil. Biz devletçiyiz. Milletimiz sağ olsun, devletimiz var olsun. Biz ucunu ucuna getiririz. Ama ucunu ucuna getiririz diye kafayı da yemeyelim. Ben kafayı yedim. Evdeki huzur ne demek? Kocanla, ailenle, çocuklarınla veyahut komşunla bu huzura bağlı. Parayla saadet olmaz diyor. Parayla gül gibi saadet oluyor. Evim yok, barkım yok. Beyim emekli. 900 lira evde oturuyorum. Artık ne kadar ederler bilmiyorum. Emekli maaşımızı Cumhurbaşkanımız söylesin. Kendi ağzıyla. Benim aklım yetmiyor. Kocam ne alıyor bilmiyorum. Ama biz bununla çocuk okutuyoruz. Şurada çocuğum dershaneye gidiyor. Ben devletime bağlıyım. Yine söylüyorum, Müslümanım, Türk'üm elhamdülillah. Ama ki bu insanları da delirmek derecesine getirmesinler. Toku veriyor. Sen şeyine bak titriyorum. Sen halkına ne verdiğini bilmiyor musun ya? Hangi parayla? Hangi parayla? Bize şey kursun o zaman. Bir arsaya ne gülüm o? Demirden getirip kurdukları konteyner mi? Bize ondan kursun. Bir oda. Bir oda. Bir oda. Bana, çocuklarıma, herkese veyahut da bana değil. Kirasını veremeyenlere. Elektriğimi ne kadar kısabilirim diyenlere. Suyumu ne kadar az akıtayım diyenlere. Bunlara. Devletime yine bağlıyım. Bize kontanyer kursun. Biz TOKİ falan istemiyoruz. Metrekadesini önemsemiyoruz. Biz evimizde huzurlu yaşamak istiyoruz. Başımızı yastığa koyarken çocuğumuza hangi harçlığı verecek istemiyoruz. Çocuğumuza küçük düşmeyelim. Anne baba olarak çocuğumuza ne diyelim demeyelim. Daha benim iki çocuğum var. Birini okuttum, devlet adam ettim. Birine de uğraşıyorum. Şurada dershanede. Ben çocuğuma hangi harçlığı veririm? Hangi kocamın emekli parasını ayırım istemiyorum. Ben bu yaştan sonra 60 yaşayacağım. Beni ya huzur evine alsın ya bir konteynere koysun. Beni çocuğuma ne söyleyeyim? Devlet adam etmiş olduğun çocuğuma düştüğüm durumları söylemek istemiyorum. Çocuğum bana para gönder demek istemiyorum ben. İstemiyorum. Bayım bu yaştan sonra iş bulamıyor. Neyle geçinelim? Neyle? İşte sorun burada. Burada sorun. İşte burada. Sorun işte burada. Sorun burada. Evde huzurlu olursan, her yerde huzurlu olursan. Ama devletime canım kurban. Kurban, savaşa gireceksen önce beni çağırsın. Ben evlat yetiştirdim. Bir tane oğlum var devlet adamı. Ben ondan ayrıyım. Burada hastalansam şeker hastasıyım. Beni kim doktora götürecek? Beni evladımı, tek evladımı, tek asker ettim gelinim. Ben ahırlarda oturdum. Cadınların farelerin içinde oturdum. Kimseye söylemedim. Kimseye giyindim, kuşandım, çıktım. Bu bizim kendimize saygımız değil, ülkemize saygımız. Devletimize saygımız. Şurada dilenenleri görüyoruz. Biz de mi dileseydik? Niye dileneyim? Devletim var Allah'a şükür. Devletimin adamıyım ben. Ben devletin adamıyım. Varsa buraya gelsinler. Hesabı yeniler, kitabı yapsınlar. En birinci matematik hocası gelsin. En büyük karşıma matematik hocası gelsin benim. Benim karşıma matematik hocası gelsin. Bu evi nasıl yapıyorsun desin. Bu evi nasıl getirdin üç öğün yemek? Ben kaynanama bakıyorum. Azlık gönderiyorum. Kızıma azlık gönderiyorum. Kızım dışarıda yemek yemiyor. Para
yemiyor, dışarının yemeğini yiyemiyorum diyor. Benim kızım öyle diyor ya, öyle diyor. Buralarda hanım gibi geziyor. Niye devletimiz küçük düşmesin? Yetişsin insanlarımız. Devlet insanı yetişsin bize. Vatanımıza, vatanımıza, milletimize canımız kurban. Kurban, ben bu şekilde geziyorsam ben dışımdan tırnağımdan kesip geziyorum. Dilenci bir gezmiyorum şurada. Burası Bahçeli Evler, en güzel muhitimiz bura. En güzel muhitimiz. Sinir hastası oldum, 10 seneden beri dışarı çıkamıyorum. Neden? 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 Tokyo ev veriyor, 3000 lira nereden ödeyeceksin? Matematik hocası gelecek buraya. Matematik hocası gelecek ve diyecek bu aylıkla sen Tokyo alabilirsin. Üstümde hiçbir şeyim yok, ne kocamın ne benim. Yok. 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 Belediye mi gezelim? Beni soruştursunlar. Hiçbir belediye, hiçbir yardım kurumu, hiçbir şey gezmiş miyiz? Allah'ım, devletten bir nokta bir şey istemiş miyiz? İstemiş miyiz? Biz istedik mi? İstemedik. İstemedik. Ben bugün moralim çok bozuk, kızımın yanına gidiyorum. Tartıştık. Yarın sınava girecek. Yarın sınava girecek benim kızım Antep'te. Olmayan parayla. Olmayan parayla. İki gün nerede kalacak? Nerede kalacak? Abisinin yüzü su yurması ne? Orada evinde kalacak. En birinci yerde üniversiteyi okudu, güvenli yerde. Neden de oğlumu devlet adam ettim Allah'a şükür. Bir tanesin yavrum, git dedim. Git dedim. Git dedim. Heh. En güzel yerde kalacak, orada evinde. Gitsin takip etsinler. Ama nasıl kalacak? Devletin nasıl gidecek? Bulabilecek mi yolu? Yol parası var mı? Ben devletten şikayetçi değilim. Hiç şikayetçi değilim. Ama bir matematik hocası gelecek buraya. Benim elimi öpecek, sen nasıl geçindin teyze diye. He? Sen nasıl geçindin teyze diye elimizi öpecek bizim Türk hanımlarının. Müslüman hanımlarım. Türk hanımlarının hepsini öpüyoruz. Hepsini. Yiyoruz, kuş alıyoruz, geliyoruz, tozuyoruz, evimize besliyoruz. Daha ona buna yardım ediyoruz. Çocuklarımız gül gibi gezsin. Hanım gibi gezsinler, beyefendi gibi gezsinler. Ha beyefendi gibi. Nerede kötü giden varsa onlar varlıklı insanlar. Balı olan insanlar. Varlıksız insanlar hanım gibi geziyor, hanım gibi. Beyefendi, beyefendi. Çocuklarımız hanım, beyefendi. Öyle bir çocuk yetiştiriyoruz ki nasıl? Nasıl? Dillerine sağlık.